Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sematın Patikleri Ür kanalındasınız. Tekrar şöyle bir tamam halletmişizdir. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün Ramazan 26. günü. Hayırlısıyla Allah ibadetlerimizi kabul etsin. İnşallah bayrama yaklaşıyoruz. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ama en kısa zamanda izleyeceksiniz. Şimdi güzel bir modeli anlatacağım ben size. Bu model mersterize iplerle yazlık bluz. Şöyle düşük kol, kayık yaka ya da V yaka, yuvarlak yaka istediğiniz şekilde yakasında yapıp çok rahat örebileceğiniz bir model anlatacağım size. Modelimiz tığ işi. İplerimiz Elif Baby'nin ipi. Ama eğer yazlık bir bluz yapacaksanız alize diva, merserize, pamuk ağırlıklı ipler var. Onlarla yaparsanız çok güzel olur. Bebeklerinize elbise robası, sonra bolero, yelek, elbise ne isterseniz ona gidecek yazlık böyle efil efil serin serin tutacak bir model. Daha fazla uzatmayalım, modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim deyip elimizde de bir tığımız var. İlk önce tığ. 2 numara 1,75 milim bir tığım var. Zincirimizi tığımızla çekeceğiz. Şimdi ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekin, hazırlayın. Toplamak yok. Hiç toplamıyor bu model. Şöyle gevşek, çok gevşek değil. Rahat bir zincir çekin. İstediğiniz ölçüde zincirinizi çekin. Ben model anlatacağım için şöyle 15-20 santim boyunda bir zincir çektim. Bu kadar yeterli. Şimdi bunun 3 tane daha çektim. Bunun üzerine sık iğne yapacağım ya da trabzan yapın. Hani lastik yerine geçecek, etek bantı yerine geçecek. İşlem yapın, yelek yapıyorsanız. Başka bir şey yapacaksanız eğer, atkı falan yapacaksanız yine aynı işlem. İlk önce şu tığın başına alıp çakma trabzan yapalım. Sık iğne değil de çakma trabzanlarla. Devam edelim. Tığın başına alıp hepsini bir kere de çektim. Zeminini hazırlamak için ben bunu kullandım. Siz eğer yelek yapacaksanız daha değişik bir teknik kullanabilirsiniz. Lastik mesela. Tığ işi lastiklerimiz var. Kanalımızda mevcut. Oradan da bakıp aynısını yapabilirsiniz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp bitirelim. Sıra sonuna kadar çakma trabzanlarla yaptık, geldik. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Zincire alışmışız ya arkadaşlar. Yanlış söyledim. Zincir çekmiyoruz. Hemen çevirdik modelimizi. Burada ister tunus tığı kullanın, ister bu tığı kullanın. Hiç fark etmez. İkisi de aynı işi görüyor. Şimdi buradan bir tane hemen ilk yuvaya bir sık iğne yaptık. İlmeğimizi uzattık bakın. Bunu istediğiniz ölçüde uzatabilirsiniz. Sonra hemen diğer sık iğnenin içerisine bir sık iğne yaptık, uzattık. Şurada uzatmış olduğunuz ilmekler eşit olması gerekiyor. Benimki biraz kısa oldu. Biraz daha uzatıyorum. Sık iğne yaptım. Bunu da bunu boyuna kadar uzattım. Sık iğne yaptım, uzattım. Hepsi aynı boyda olacağına dikkat edin. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi şu noktada tığınızla yapıyorsanız, normal tığla yapıyorsanız
Mesela şunla yapıyorsanız ilmekleri bırakıp devam edebilirsiniz. İlmekler kesinlikle sökülmez. Ama tunus şişi kullanırsanız aynı şişte devam et. Her ikisini de yapabilirsiniz. Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bir tane ilmeğimiz var. Onu da aynı şekilde aldık ve uzattık. Şöyle bir görüntü oldu. Burada tığımızı dikkatli bir şekilde çıkarttık. Normal tığımızı elimize alarak şöyle kenarını sağlamlaştırın bakın. Bir sık iğne yaptık ve modelimizi çevirdik. Şu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Bırakmış olduğumuz ilmeklerin içerisine sık iğne yapar gibi tığın üzerine almadan bütün ilmekleri aynı yönde olacak şekilde sık iğne olarak sıra sonuna kadar devam edin. Bunu tek renk yapabilirsiniz, çok renkli yapabilirsiniz, iki renk yapabilirsiniz ki ben iki renk göstereceğim şu anda sizin için. Bunu da renk geçişini göstermek için. Sıra sonuna kadar gelelim. Bundan sonra sarıya geçeceğim. Evet. Son bir ilmeğimiz kaldı. Çekmedik. Sarı kullanacağım için sarımda aynı, iplerinizin aynı olmasına dikkat edin. Sarıyla çektim. Bir zincir çektim. Şöyle çevirdim. Sıkıştırdık. Çekmiş olduğumuz sarıyı bakın gevşettik yine. Dediğim gibi hem tığla hem tunus tığıyla hangisini isterseniz. Şimdi bu sırayı da tığla göstereceğim. Şimdi tığımız doldu. Yani şuraya kadar da sıyırabilirsiniz. İlmeğim az benim. Oraya kadar devam edeyim. Görmüş olduğunuz gibi tığıma birikti. Bir tane de son zincir çekmiştik onun içerisinde. Tığımdan ilmeklerimi düzenli bir şekilde bıraktım. Çevirdik.
Yine aynı teknik. Hırka, bluz, etol, şal, ne isterseniz hepsine uyar bir tığ işi modeli. Son 2 ilmeğimiz. Ne yapacağız şimdi? Beyaza geçeceğimiz için şu 2 tane kalınca, 2 tane kalınca beyazımızı aldık ve beyazımızla çektik. Bir zincir çektik, çevirdik. Harika bir model. Çok güzel. Yaz için o kadar hoş bir model ki arkadaşlar. Yani dediğim gibi elbise robası, hırka, etol, şal, ne isterseniz ona uyabilecek bir model. Modelimiz bu kadar. Yani isterseniz şöyle beyazı bir kez daha üzerine geçelim. Uzattık ilmeğimizi. Pardon. Uzatmadan şöyle bir tane sık iğne. İlk ilmeğimize bir tane sık iğne yaparak uzattık. Devam. Bu kadar. Değerli örgücüler, yeleğinizi yapacaksanız eteğine şöyle birkaç sıra lastik bant yerine yapabileceğiniz çakma trabzan ya da lastik çeşidi yapabilirsiniz. Şiş de lastik yapıp üzerine bunu uygulayabilirsiniz. Düğmesi için önüne şu şekilde trabzan yapabilirsiniz. Nasıl istersiniz? Modelimiz bundan ibaret. Hayırlı geceler. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hayırlı bayramlar. Umarım herkesin bayramı ağız tadında, şeker tadında geçer. Allah tüm ibadetlerinizi kabul etsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.